Herkese merhaba. Bu videoda farklı bir bakış açısıyla sistemlere yaklaşmak istiyorum. Udemy eğitiminde verdiğimiz sistemi yükseliş, düşüş ve yatay bölge olarak 3'e ayırdığımızı belirttik. Sisteme bir musluk taktığımızı düşünelim arkadaşlar. Ben tesisatçı olarak bütün tesisatı döşedim. Size kalan sadece musluğu ne kadar açacağınıza karar vermek. Örneğin yükseliş bölgelerinde alım yapabilmek için sisteminizin hızlı davranmasını istiyorsanız musluğu sonuna kadar açarsınız. Fiyatlar düşerken alım işlemi yapmak tehlikeli olduğundan musluğu biraz kısmanız gerekebilir. Yatay piyasada ise bizi nelerin beklediğini bilmediğimizden dolayı musluğun akıntıdan ziyade sadece damlamasını isteyebiliriz. Sunum boyunca her bölge için iki farklı fotoğraf ve iki farklı anlayış göstermek istiyorum. Bahsedeceğim anlayışların hepsi doğrudur arkadaşlar. Unutmayın, piyasalarda tek bir doğru yoktur. Önemli olan kendi doğrularımızı belirleyip bir disiplin içerisinde bu doğrulara sadık kalabilmektir. Ekranda yükseliş bölgesinde robotumuzun karakterini görüyorsunuz. Aşağıdaki çizgiler robotumuzun yükseliş bölgesindeki verdiği sinyalleri gösteriyor arkadaşlar. Ben bu bölgede robotumun çok agresif davranmasını istediğimden dolayı musluğu sonuna kadar açıyorum. Bazı arkadaşlar bu bölgelerde musluğu sonuna kadar açmak istemeyebilir diyebilirsiniz ki yükseliş bölgesinde bu kadar çok sinyal gelmesin ya da böyle bir piyasada bu kadar çok sinyal gelmesin. Bu bana göre değil derseniz de sistemi bu hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada sistem daha çok tarama yapıyor ve bazı bölgelerde sinyal üretmiyor. Bakın buradaki güçlü yükseliş bölgesinde ne kadar az sinyal vermiş ama bu sistemi geciktirmiyor. Yine aynı bölgelerde sinyal gelmiş. Yükselişin başında sinyali veriyor ve yukarı doğru bizi taşıyor. Benim yükseliş bölgesinde robotu hızlı kullanmamın amacı biliyorsunuz sistemlerimin içerisinde hareketli stop kullanıyorum. Örneğin burada bir long işlemine girdiğimiz düşünelim. Bu bölgede girdik fiyat yukarı doğru giderken birden aşağıya indi. Hareketli stop devreye girdi. Long işlemimizi kapattık arkadaşlar. Fakat açığa sat burada devreye girmiyor tabii ki korumadan dolayı. Şu an boştayız ve fiyat yükseliyor tekrar işleme girebilmesini geciktirmemek amacıyla ben bu bölgelerde robotumu hızlı kullanmayı tercih ediyorum. Siz isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu da doğru bir kullanıştır. Yanlış bir kullanış değildir arkadaşlar. Düşüş bölgesine bakalım. Bakın düşüş bölgesinde sinyalizasyonun ne kadar azaldığını görüyorsunuz. Şişenin 5 dakikalık periyotlarda son 1 yıllık datasını ekranda görüyorsunuz ve son 1 yıl içerisinde toplamda düşüş bölgesinde sadece 5 tane alım sinyali gelmiş. Yani burada düşüş yazıyor diye biz burada düşüşe giriyoruz diye düşünmeyin. Grafik belli bir süre düştükten sonra gelen alım sinyalinden bahsediyorum ben burada. Burada yaptığımız işlem musluğu biraz kısmak oldu. Düşüş bölgelerinde işlem yapmaktan çekinirseniz o zaman musluğu biraz daha kısmanız gerekebilir arkadaşlar. Bakın burada olduğu gibi musluğunuz damla damla ilerleyebilir. Bakın buradaki sinyallerin hepsi gitti. Son bir yılda sadece bir tane sinyal geldi. Fiyat aşağı doğru düşüyor. Yükseldikten sonra gelen sinyal tamamen size kalmış. Yatay bölgeye geçiyorum. Yatay bölgede de ben kendi tarzıma göre sistemimin damlamasını istiyorum yükseliş bölgesinde olduğu gibi ya da düşüş bölgesinde olduğu gibi musluğun akmasını istemiyorum. Akıntı değil sadece damlama istiyorum. Bunun neticesinde son 1 yıl içerisinde yatay bölgede sadece sistemim iki tane sinyal üretiyor arkadaşlar. Yatay bölgede gelen bu iki sinyali çok az olarak görüyorsanız o zaman musluğunuzu biraz daha açarsınız. Burada olduğu gibi akıntı şeklinde sinyalleriniz gelir arkadaşlar. Buralarda çok hızlı olmanın bir anlamı olduğunu açıkçası düşünmüyorum en fazla yapabileceğim benim budur. Tabi sizin kendi yatırım tarzınıza göre değişir. Musluklarla oynarken dikkat edin vanayı bozmayın arkadaşlar. Vana tamir etmeyi bilmiyorsanız usta bir tesisatçının ince işçiliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Görüşmek üzere.